çok güzel. Evet. Baba normal dümdüz üstünden gitmeyecek mi? Evet üstünden gideceksin ama bir tutuş şekli var. Ben sana onu göstereceğim, tamam mı? Şu mu? Evet. Neden? Çünkü şimdi... Akar, boya akar. Bravo. Boyanın akması için bir tutuş şekli var. O tutuşu yapman lazım. Evet. Bunun için bak mesela sen şöyle göstereyim. Şimdi çok düz bir çizgi çiziyorsan olabildiğince dik tutman lazım. Ama şöyle de yapabilirsin. Hafif böyle eğim yapabilirsin. Böyle eğim yapabilirsin. Tamam mı? Yani bu şekilde yapabilirsin. Ama böyle yapmaman lazım. Mesela bu böyleyken böyle yapmaman lazım. Tamam. Ya da baba bak şöyle yaparsın. Ben mesela omanı neden yatırarak dövme yaptım? Burasını. Çünkü boya aksın diye. O yüzden dik tutman lazım. Baba. Dik tutarak yapacaksın. Ve şimdi sen sağlaksın ya. Evet. O yüzden sağdan başlaman lazım. Çünkü buraya bir şekil çizdik ya. Bu şekli çizmemek için, silmemek için. Çünkü buradan soldan başlarsan, P'den başlarsan bu I ve A'yı silebilirsin. Onu silmemen için sağdan başlayacaksın. Al bakalım. Şimdi tut. Bir de sana boyanın alınışını göstereyim. Dur. Dur. Demek ki boyaya getireceğim. Bekle. Keşke dökmeseydik onu. Dur dur. Bu mu? Hayır başka boya vereceğim. Bu boya değil ki. Ay yanlış oldu. Kafam karıştı dur. Bu mu? Şimdi şuradan bunu bir yapıştıralım. Yapıştırmazsak kayar ve dökülür. Şimdi. Değil mi? Evet. Bunu buraya koyalım. Şimdi. Sana bir de boya alayım şuradan. Bu boyanın alınışı çok önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeyim mi? Bunu kapatacağız sonra yapmamız lazım. Şimdi, bak şimdi, bunu alırken de boyayı dökerken de şuna dikkat ediyoruz. Boyayı açarken peçeteyle ucunu açıyoruz. Neden? Elimiz boya olabilir. Çünkü bazen bunlar hava yaparlar. Tamam mı boyalar? Nasıl yani? Yani içinde mesela ben şimdi uçakla bir yere gidiyorum geliyorum falan ya. O basınç farkından dolayı hava yapıyor. Böyle birden açtığın zaman pıt diye boya atıyor. Anladın mı? O yüzden peçeteyi önüne koyarsın. Böyle. O şekilde açarsın. Peçeteyle açarsın. Döktükten sonra da peçeteyi yine aynı şekilde peçeteyle kapatıp ucunu da silersin. Böylece diğer boyaların içine bulaşmaz. Koyabilirsin. Bir sonraki boyanın bittiğinde bir sonraki boyanı da sen koyarsın. Tamam mı orada? Şimdi sana makineyi içinde çalıştırmayacaksın. Dışarıda çalıştıracaksın. Bak, ha böyle. İçinde. İlk önce çalıştıracaksın. Evet bak şöyle.
Bak şimdi şu an makine çalışmıyor. Evet, yoksa dökülür. Yoksa ben bu iğneyi tabanına değdirirsen eğer bu şeyin boya kabının. Bu boya kabının adına ne deniyor? Pota. Buna pota deniyor. Bu potanın dibine yerleştirirsen, değdirirsen pırt yapar, etraf boya olur. Bu iğne böyle vurduğu zaman sıçrıyor etrafa. O yüzden dışarıda çalıştırıyorsun. Bak, dışarıda çalıştırdın, kapat. Gel, bak ucunu böyle bayağı sokuyorsun, tamam mı? Sonuna kadar böyle. Sonra çıkartıyorsun. Değmesine gerek yok ama ucu girsin bayağı. Ondan sonra tutup başlıyorsun. Tutarken sol elinle de bunu tut. Bunu tut ki böyle kendine göre ayarla. Hadi şimdi. Önce boya al. Aferin. Çalıştırma bir. Önce bunu tut. Önce bunu tut. Evet. Çünkü sen ellerin küçük ya senin. Biraz öne doğru tutmaya çalış. Böyle yakın tutmaya çalış. Okey. Dibine doğru. Ucuna doğru. Ucuna doğru yakın tutmaya çalış. Ve elini daya. Bir yerden güç al. Evet. Harikasın. Çok güzel. Bravo. Harika. Tak bakalım hadi. Aferin sana, harika. Taktın mı? Evet. Bir de yöntem. Şimdi öyle sildin ya. Spreyle. Tamam, spreyi bir dakika bekle. Spreyi peçeteye sık. Peçeteyi nemlendir. Daha hafif. Daha rastlarken. Evet. Al. Evet. Şimdi sil. Bak daha rastlarsın, gördün mü? Harika. Ha, silerken şuna dikkat et. Baba yine. Silerken şuna dikkat et. Dışarıya doğru sil. Neden? Bu tarafa doğru silersen bu iyi ve evet, iyi ve P'yi de silersin. O yüzden şöyle tut. Ben böyle dışarıya doğru sil. Alta doğru. Evet. Alta doğru da silebilirsin. Yana doğru, dışa doğru da silebilirsin. Yukarıya doğru da silebilirsin. Ama bu tarafa doğru silme. Şimdi yoksa olmaz. Evet. A'nın içi kalmış. A'nın içini de yap. Zaten orada şey yaparken oldu. Harikasın. Çok güzel. Benim çok küçüğüm. Normal. Silebilirsin. A artık yaptın ya dövmeyi. Artık dövmeyi yaptığın için bir şey olmaz. Şimdi bak burada böyle ayakta çalışırsan seni çok zorlar. O yüzden kendi vücudumuza göre. Ama bu da çok küçük. Olmuyor ki. Bak şimdi şöyle kendimize göre ayarlayacağız burayı. Tamam mı? Bak şimdi böyle yapalım. Tamam, bak şimdi de sana göre ayarlandı. Tamam mı? Ben ilk önce sesimi çıkartmadım. Neden sesimi çıkartmadım? Önce görmeni istedim o yüzden. Evet. Bu arada önce boya al. Daldır. Makineyi çalıştırmadan. Şimdi makineyi dışarıda çalıştır. Ama çok boyalı oldu. Önemli sen değil. Mi? Çok boyalı olduysa şöyle yapabilirsin. Bak sana göstereyim. Ucunu böyle al. Böyle sil.
Sonra tekrar boya al. Evet oradan. Ama bu sefer biraz daha. Evet. Allah. Evet süper. Şimdi hangisi kaldı? Teresi kaldı. Bravo. Bak. Dur bir. Çok güzel durdun bu arada. Kağıda çizmek gibi değildir dövme yapmak. Yani ona benzer. Ona benzer ama onun gibi değildir. Böyle şöyle böyle zigzaklar yapma. Tamam böyle gitgeller yapma. Elip çizici. Hayır hayır. Demek istediğim. Böyle böyle değil. Bir kere de böyle gitmen lazım. Çizgiyi çünkü böyle gitgel yaparsan çizgiyi kalınlaştırma durumun olur. Kalınlaştırmadan yapman lazım. Onun için tek çizgi olarak. Bak tutarken sana bir öneri daha. Aa baba elim. Hı. Tamam. Al bunu silebilirsin. Bak sana bir öneri vereyim. Ben kendi yaptığım sistemi göstereyim sana. Oradan gör. Bak. Böyle düz çizgiler çizerken bak elini buradan bak, sen titriyor diyorsun ya. Neden titriyor biliyor musun? Yukarıda kaldığı için titriyor. Yukarıda olabildiğince uca yakın tut. Ve destek al. Bak bileğini koy. Elinle de bunu tut. Aynı şeyi insana yaparken de yapman lazım. Hayır yani. Baba. Hı. Bak ben böyle koyunca daha rahat oluyorum. Ama tamam. Buna koyunca birazcık daha rahatsız oluyorum. Tamam. Ona da koy. Bak şöyle bak buraya koy. Buraya da koyabilirsin. Tamam mı? Buraya da koy. Böyle olursa daha iyi olur. Şimdi bak orada. Şimdi ben genelde dövme yaparken kendime doğru çekerim. Bak makineyi böyle tutup ya kendime doğru çekerim ya da böyle tutup bu tarafa doğru ittiririm. Bu tarafa doğru çizgi çizeceksen böyle çizerim. Anladın mı? Bu şekilde yaptığın zaman çizgileri daha rahat atabilirsin. Bak mesela. Bak şimdi. Burada bir yere yerleştiriyorum. Ne? Yakın bir yere. Önce hedefliyorum. Bak şimdi burada... Şu an çok rahat hareket edebilir durumdayım. Hedefledim. Sonra makineyi çalıştırıyorum. Hafif ve soktum ve çizginin üstüne gitmeye başladım. Tamam baba. Al. Böyle üstüm boy olmaz. Tamam olmadı. Kurtardım. Şurası boy olmuş gerçi de. Neyse önemli değil. Ama ondan da bir şey olmaz artık. Boya al. Boyan yok. Boya al boya al. Potadan boya al. Aferin. Evet, kabloyu şöyle geçir. Heh. Hatta dışarıdan al. Bekle. Şurada kolunu şöyle yap. Dışarıdan al kabloyu. Bir daha boya al. Dibine kadar koy. Biraz daha koy. Heh. Evet. Olsun önemli. İlk önce dışarıda başlatayım. Hı hı. Ay. Önemli. Çok küçük. Neden biliyor musun? Buraya koymadığın için elini. Elini koy ve ucundan tut. Olabildiğin ucundan tut. Hah. Ama böyle eğer elime gelir. Hah şurada. Aynen çok ucundan böyle. Böyle kavra. Makine biraz büyük geliyor sana. Evet. Dışını yapacağım. Şey tamam. Harika. Bravo. Biraz daha düzgün çizmeye çalış. Tamam. Bence elini tam sabitleyemediğin için öyle oluyor. Yoksa sen çok güzel çizersin aslında. Tamam. Al bunu. İstersen buraya sıkalım mı? Sık. Tamam. Ben buraya sık. Oh da güzel oldu. Devam et şimdi. Vay be, harikasın.
Çok güzel. Şimdi istediğimi çizeceğim. Tamam. Şimdi şimdi istediğim bir şeyi çiz. Şimdi ya bizim seninle yapacağımız dövme çalışmalarında neler var? Şu anda hat çalışıyoruz, tamam mı? Şu anda kolay. Yani kolay değil. Şu anda zor bir şey yapıyorsun. Yani aslında dövme yapmak zor bir şey. Yani ilk şey kolay. Hat diyoruz buna. Line. Line çiziyoruz. İngilizce hat. Yani bu çizdiğimiz şekillerin kenarları, çizdiğimiz kenarlarına hat deniyor. Yani line. Şu an line at çiziyorsun. You are drawing line. Ay dur. Şimdi sen bir şey çizmeden yapıyorsun ya. Bunun da bir adı var. O da ne biliyor musun? Dur bir dakika ama eldivenimi çıkarım. Free hand. Niye? Bilmem. Terledeyim şu an. Terlesin, çıkartma. Boya olur. Hayır şu anlık. Dövme yaparken giyeceğim. Hmm. Boya olmayan yerlerden çıkartmaya çalışıyorum. İstersen sen eldiven kullanma. Elini yıkayalım. Elimi yıkanınca çıkıyor mu? Tırnaklarından çıkmaz. Biraz kalır. Şunu alalım. Oca süresin. Belli olmaz. Ver misin baba? Yıldız mı? Ben evet. Mi çizeyim? Ben çizemedim. Çizersin. Niye çizemedin? Çizmedi. Hı? Çizmedi. Çizersin. Demin yaptığın dövmeyi gösterir misin Piyay'a? Dur annemle göstereyim. Aa göster hadi. Ama bak bunu ben yaptım. Wow, süpersin evladım. Harika olmuş kuzucuğum. Harika olmuş aşkım. Anne buz gibisin. Evet dışarısı buz gibiymiş ama sen... Çizebildin mi Yıldız'ı? Niye çizilmedi? Kalemden mi dolayı mı? Ama kalemin ucu gitmiş yani. Bunun içinde şey var ya... Kendi... Yok kendi... suyu var ya, suyundan kaynaklı. Yıldız. Şu başka kalemler var. Bunun içine bakalım. Bunun kapağı nerede? Ya siz neler yaptınız ya baba kız? Daha bir tane yaptık. Aynı sende var. Ama şu boynundakine ben vallahi aşık oldum ha. Kızım çok yetenekli annesi. Yapayım. Çok güzel olmuş. Ah bu çok güzel çizdi. Değil mi? Hı. Al benim yıldızımda çok güzel olduğu sayılmaz. Ben çizeyim o zaman. Sayılmaz. Güzel sayılmaz. Aa. Dur. Çok güzel. Eldivenlerimiz biraz da küçük olsa o biraz bunaltıyor. Yapamıyor orada. Eldivenler çok şey. Büyük. Piyaya X small eldiven alacağız. Annesi. Çok güzelsin kızım sen. Çizdin mi? Tatlı kız oluyor. Greyfurt'tan kaynaklı çizemiyoruz ya. Onun alakası yok. O Greyfurt'un suyu çıkıyor ya annesi. O yüzden. Baba hazır mısın? Evet hazırım. Bak annesi nasıl şey alacak şimdi. Aldın ki boyayı? Tamam. Aldın mı boyayı? Vaa ben görmedim bile. Bravo sana. Aa dur. Bir şey unuttum. Elimi yaslamayı unuttum. Hmm. Hmm.
çizgiler çok düzgün ya. Bak, görüyor musun nasıl destek alıyor şu anda? Demin destek alamıyordun eldivenden dolayı. Şu an destek alıyorsun. Bak, daha güzel çiziyorsun. Demek istediğim buydu. Titremesinin nedeni havadaydı elin. Destek almak zorundasın. Hala titriyor. O kadarcık olur. Benimki de titriyor. Annenin dövmelerini yamuk yaptım bazılarına. Profesyoneller de yamuk yapabilir. Ben seviyorum yamuk dövmelerimi. Çok güzel yaptı. Bunun da dokusu bir değişik. Çok fazla rahat olamıyorum. Boya almalısın. Boyası yok galiba. Bir de yan tutma. Bak. Böyle tutayım ben. Şöyle giriyorsun ya. Bak, şöyle giriyorsun ya. Mesela tutarken böyle yan giriyorsun ya. Böyle yan gidiyorsun. Yani şöyle girmemeli. Hafif böyle dik girmeli. Evet. Ay vallahi yapıyor ya. Evet. Baya baya duruyor. Bravo Pia. Harikasın. Kısamadım, pardon. Şuradan bir damla gelecekti, az kalsın. İyi ki gördüm. Akabilir, dert değil. Bazen boya boşalır içinden. Normal. Çok ya, yan oldu. Şurası çok boya oldu. Bir burayı temizleyelim mi? Dur. Her tarafa bulaşacak. Tamam, temizleyelim. Bak. Oh, harika. Çok güzel. Getir. Kameraya da gösteriyorum. Kameraya. Bak, kızım ne güzel yaptı. Bu da piyası. Evet, harika. Al piyacım. Sil onu şimdi. Evet, silmezse çok kötü olur. Çok da kötü olmaz ama kötü olur. Değil mi? Evet babacığım, sil onu. Baba, bu su neli su? Onu çıkartmak için özel bir şampuanı var babacığım. Ben makineyi getireyim de temizleyeyim. Birinci taraf süper. Çok güzel oldu. Soru işareti mi o? Hayır, kalp yapacağım. Ha, kalp yapacaksın. Tamam, birleştireceksin. Öyle de gözükünce soru işareti gibi duruyor. Boyama başka bir teknikle yapılacak. Onu göstereceğim. Şimdi önce hat. Tamam, dur. Önce line çiziliyor öyle. Sonra tamam mı? Her kişi de değiştiriyoruz. Neden? Değiştirme bunu. Bok atmasın diyelim. Evet. Diğer kişiden. Oh. Çok mu kokmuş? Portakalın.
Bunu sen, bundan bu dolayı. Portakal mı? Pardon, gri futbol. Şimdi şöyle yapıyoruz. Portakala da çok benziyor. Evet, benziyor. Şimdi ben sana bir tane daha iğne vereceğim. Göstereceğim. Onunla ne yapacağız? Onunla da doldurma yapacağız. Boya mı? Evet. Şimdi bakalım ne yapacağız? Boyamayı çok seveyim. Çekirdekli domates düşmüş yollara. Çekirdekleri yenip boya. Ha, ne kadar güzel bir şarkıymış bak. Devamı da. Devamı neymiş? Söyleyeyim mi? Söyle. En başından. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Çekirdekleri yine tek tek bulmaya. Yolda çileği görmüş gitmiş onun yanına. Sen demek ki çekirdeklerim, sen demek ki acaba. Çilek buna çok gülmüş. Ne işi var senin çekirdeklerine ben? Domates bunu duyunca çok ama çok üzülmüş. Tamam, bu kadar. Çok güzel. Başka meyveleri, bravo. Ama başka meyvelere de gidiyor. Yani hep aynı. Çok güzel. Harika. Şimdi sana farklı peki, iğne uçlarını göstereceğim. Farklı. Şimdi bunlara bakalım, olur mu? Bunların uçlarını. Ne yapacaksın? Oraya mı geçireceksin? Ama tek başına yapamazsın, tek kendi koluna. Neden? Nasıl yapacaksın buradan? Ne? Burayı çok azıcık koyacağım, sonra biraz bekleteyim. Ama yavaş yavaş. Tamam, yap bakalım hadi. Arkuş. Şask. Evet. Evet, dağıtıyoruz. Çok soğuk geldi, üfleydi. Okey. Aa baba, yumuk koydum. Baba, yumuk koydum. Bakayım. Silelim mi? Bak, alkolle silebiliriz onu. Tamam. Hadi silelim. Alkol hangisi? Bunun mu? Şu. Bak, şunun içinde bir şey var. Dezenfektan alkol. Ay. Çünkü normal suyla çıkmaz o. Çok hops. Şu uçlarımız gitmesin, çünkü o uçlarımı... Valla ben bunu suyla, sabunla çıkarttım. Bakayım. Bak şimdi çıkar. Tamam, gerek yok bunu çıkartmamıza çok fazla. Şimdi. Bir daha yapayım. Sonra yaparız. Sonra yaparsın. Şimdi dersimize gelelim. Dövme dersimiz. 2. Baba. Şimdi doldurma. Bak. Bu doldurmayı nasıl yapıyoruz? Bunlar daha kalın uçlarla yaparsak ve birazcık daha kalın iğnelerle daha kolay boyayabiliriz. Evet. İki türlü boyama var. Bak, birincisi. Bak, böyle bunun uçlarına bak, görüyor musun? Bunda birden fazla iğne var böyle. Dur, sayacağım. 8 tane, sayamazsın, çok yan yana. Bak böyle. Buna. Dur bir dakika. Buna. Sen söyle. Evet. Buna round shader deniyor. 5 tane var. RS deniyor. 5 tane. Neden? Çünkü hem gölgeleme için hem doldurma için kullanılabilir. Evet. Buna biz genelde RS diyoruz. RS, round shader. Yani İngilizce yazılışının, bak şöyle de sana yazayım bunu. Bak. Bak buraya. Hops. Buna yaz. Bak. Round shader. Yani baş harflerinden RS.
Bu RS. Bir de flat. RS. Bir de flat var. Şu. Flat. F. F uç. Flat de flat düz demek. İngilizce düz demek. Bizim de bütün aletlerimiz sonra bütün dövme sistemi İngilizce. Bütün, yani her şey dövme İngilizce. İngilizce oldu. Yok. Yani hayır, her şey yurt dışından geliyor ya. Malzemelerimiz de yurt dışından geliyor ya. O yüzden her şey İngilizce. Bir de sen başka bir ülkede başlattığın için. Başka ülkelerde de yaptığım için evet. Ben başlatmadım ama dövmeyi orada. Hayır, yapmaya başladığın için. Ya, evet, yapmaya başladığım için. Bak, bu da flat. Flat'in, flat düz demek. Yan yana, bak. Görüyor musun? Dur, sayacağım, bunu da sayacağım. Yan yana iğneler var. Kaç tane var? Dört. Hayır, beş tane. Ne? Dur bakayım. Çok ince. Hayır. Gözünü zorla alma. Dur, bakacağım. Al. A 5. Dur buna da bakayım. Belki yanlışlıkla. Ha bu başkaymış. Of bu bayağı zor sayması. Baba bunu sayamam. Bunu sayıyordun en son. Bak. Piyoş. Bunda 4 ya da 5 tane. Burada şöyle yapıyorsun. Mesela bunu dolduruyoruz değil mi? Bunu yan tutuyorsun. Bu düz tutarsan çok fazla. Line da liner diyorduk. Daha önceki iğnemizin adı liner'dı ya. Hat çiziyorduk. Liner iğnesiyle bu liner yani hat iğnesi. Liner iğnesiyle bu flat dediğimiz düz iğne farklı kullanılıyor. Biri böyle dik kullanılırken çizmek, düz çizmek için. Bu yan. Bu yan, yatay kullanılıyor. Mesela şöyle göstereyim sana. Daha düz olması için. Piyanerde ha. Bak şimdi. Bunu hızlı ve güzel doldurmak için kullanıyoruz böyle. Böyle yuvarlak daireler çiziyorsun. Ucuna taşırmadan. Bunun ucunu görüyorsun böyle. Tamam mı? Evet görüyorum. Böyle görerek. Bununkini zaten bunu takıyorsun ya. Bunu taktığında bunun ayarı var. Ben sana o ayarı da göstereceğim şimdi. Şimdi bunu çıkart bir ucunu. Bir şey mi düştü? Hmm, boya kurumuş, boya kurumuş o düştü. Önemli değil. Bak şimdi, bunu al, bunu tak aynı şekilde. Bak dur, sersek. Ucu yukarıya doğru bakıyordu, o boşluk. Evet, bravo. Şimdi, bunu... Basayım mı? Bas. Gördün mü? Bu çok dışarıda olabilir. Şimdi bir, bu çok dışarıda. Evet. Dur, bunu kurdu. Bunu ayarlayacaksın. Sen de yap ben. Biraz daha bak. Bu biraz daha bak, çıkık. Şimdi, yan yapabiliriz. Evet. Bak. Şimdi bunu biraz içeriye alalım. Bak böyle yaptığınızda içeriye. Böyle yaptığınızda bak içeriye. Böyle yaptığınızda dışarıya çıkıyor. Görüyor musun? Fark ediyor musun? Bak içeriye gitti iyice. Çok içeride. Şimdi biraz dışarı çıkartalım. Evet. Bu yeterli. Şimdi. Bak, buradan boyayı alıyoruz. Bak burada boyayı bence, ne kadar bence, aldım. Bence ben, sen benim sağıma, işte soluma gel. Elimden göremiyorsun. Sandalyelerimizi değişelim mi? Hayır, böyle daha rahat. Daha mı rahat? Emin misin? Emin. Bu biraz yüksekte kalır ama. İndir. Bas. Bas. Oh. Sen hafif kal. Ben neden hafif kaldım? Ay. Ops. Bak şöyle. Çok küçülmüşsün baba. Kalk, dur. Kalk. Onunla olmaz. Yüksek kalırsan ayakları yere değmez senin. Al pedalı yine. Aldım. Tamam. Bas dediğim. Bak şimdi. Basmayayım. Bir de basayım. Önce alıyoruz boyayı. Tamam mı? Ucuna bak. Şuraya kadar boyası geliyor. Ucu aldık ya. Bunu tuttuk ya. Şimdi piyanın mesela ağzını dolduracağız.
sağdan başlıyoruz. Bak mesela bas. Böyle, ah göremiyorum, gözümü takayım. Heh. Bak şimdi. Daireler çizerek. Daha düz oluyor. Evet. Ben de deneyeceğim. Tamam. Bırak. Ben yanlış yere bastım. Tamam. Şimdi bunu silelim. Neden? Görelim ne kadar yeri çizdik. Bak gördün mü? Tamam. Ucu düz olduğu için nasıl boyadı gördün mü? Bu boya böyle boyamak için kullanılan bir uç. Ben de. Bu ucun adı neydi? Hatırlıyorsun. Flat. Flat. Evet. Flat İngilizce düz demek. O yüzden. Evet. Aynı zamanda. Evet. Boya alayım mı? Al. Boya al. Basmayı. Tamam siliyorum baba. Hazır mısın? Tamam sil hadi. Birazcık daha sil. Ya da sen sil. Ben silemiyorum. Sil. Peçete değiştirelim. Çöpümüz nerede? Orada çöpe at onu. Yeni peçete alıyoruz. Bunu hafif ıslatalım ki daha rahat. Emsin. Hop, tertemiz oldu. Bakayım. Bak. Biraz daha yatırıp daha böyle daireler çizmen öyle lazım. Daha gördün daha mü? Bak benimki daha koyu olmuş. Seninkinde boşluklar var. Onun ucunu görmen lazım. Kim geldi? Kalemler geldi. Evet. Ben bu boşlukları dolduracağım. Boşlukları tamam doldur. Görüyor musun? Ucu çıkıyor mu? Hı. Bak geriye doğru olmaz. Bir dakika. Filette bak filette bu tarafı öne doğru gitmen lazım. Yani bu uç ya. Böyle doldurarak gitti. Böyle geriye doğru gidilmez. Böyle şey gibi düşün. Kürek gibi düşün. Anladın mı? Dur boşluk kalmış. Evet. Ben gördüm boşluk kaldığını sen yaparken. Bu tarafa doğru git. Yani şöyle düşün. Buraya doğru gidiyorsan, yani şöyle çizeyim sana. Bak şimdi. Böyle bir şey dolduruyoruz diyelim ki. Burayı dolduruyoruz. Bu tarafa doğru giderken, buraya giderken bu tarafa doğru. Buraya giderken, bak çevir. Bu tarafa doğru daireler çizelim. Bu tarafa doğru giderken, bu tarafa doğru. Çünkü ucu düz ya. O şekilde hep ittirerek, hep ittirerek, hep ittirerek. Yani geriye doğru yapma. Tamam sen kendini temizle. Bunları alayım. Aslında çok kalmış. Bak iyi öğren sonra bana dövme yapacaksın ha. Tamam ben mı? Ben zaten yaptım ki. Sen bir tane yaptın ama şimdi öğrenerek yapacaksın. Hayır ama şimdi yapmıştım. Hadi. Bitti mi? A bitti. Tamam. A'yı boşlukları doldurduk. Tamam. Şimdi iyi. Oo taşırmışsın biraz. Ne? Bak, A ile iyi birbirine yanaşmış. Hayır onu çizerken yaptım. Öyle mi? Şimdi. Tamam. Boya al. Baba şimdi böyle yapacağız değil mi? Sadece bir düz yapacağız. Evet. Boya al. Sadece böyle yapacağız. Evet. Ah baba ya. Biraz akmış olabilir. Ama olmadı biliyordum. Allah.
Hiç de olmamış bence. Boya az önce aktığı için göremedim. Şimdi bakalım. Hadi bu sefer olur versin. Çalışmamız bitince duşa girersin. Ellerini de iyice çıkartırsın. Tamam mı boyaları? Duşa girmek zorundayım. Evet. Çünkü neden? Yarın okul var. Oh my god, oh my god, oh my god. Çöpe at onu. Peçetelerini. Yeni peçete al. Temiz. Bu temizdi doğrusu. İşim bitmemiş. Çok güzel oldu. Bak bana. Sen ne yazdın ya? Bir daha göster bana onu. Aha Pia. Bence şimdi kendin başka bir tane daha bir yazı yaz. Önce şekil olarak kalemle çiz. Sonra dövme olarak yap. Olur mu? Sonra da içini boyayacağım. Evet. Önce ama ilk önce ilk çalıştığımız gibi. Evet onu da. Line sonra doldurma, tamam mı? Doldurma. Anne ama burayı çekmemen lazım. Hı? Burayı çekmemen lazım çünkü fena bir şey çizeceğim. Baba hayır.